Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde tarihi milattan önceki yıllara dayanan kültür ve medeniyet şehri Siirt'teyiz. Siirt, milletimizin peygamberimize ve onu sevenlere verdiği değeri gösteren önemli şehirlerimizden birisidir. Allah Resulüne olan sevgisiyle asırlardır aramızda yaşayan Veysel Karani Hazretlerinin bir makamı da Siirt'tedir. İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin hatıralarıyla dopdolu olan Tillo'da ve Siirt'in genelinde ilim ve irfan geleneğimizin en güzel örneklerini bulmak mümkündür. Güneydoğu'nun şirin illerinden Siirt'te il müftülüğümüz, aile ve dini rehberlik bürolarıyla, gençlik merkezleriyle, hastane, cezaevi, engellilik, bağımlılık alanlarındaki çalışmalarıyla, çocuğu, genci, kadını, yaşlısıyla bütün Siirtlilere hizmet etmektedir. Değerli izleyicilerim, hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Siirt'imiz kadim bir şehir. Anadolu ve Mezopotamya'nın ortasında bulunan, kesişme noktası olan bir şehrimiz. Siirt'imizin nüfusu 300 bin ilçeleriyle beraber. Siirt'imiz diğer illerden farklı özelliklere sahip, 3 dilli bir ilimiz. Türkçe, Arapça, Kürtçe konuşan halkımız. Birlik ve beraberlik içinde huzurla yaşayan bir ilimiz. Aynı zamanda din eğitimine ve önem verdiği alanları öne çıkan, Osmanlı döneminden günümüze kadar medrese eğitimi, günümüzde temel İslam bilimler, hafızlık, 4-6 yaş, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün alanlarında hizmet ettiği bütün alanlarda il müftülüğümüzde aynı alanlarda hizmet etmektedir. Belki bugün zaman kısa olduğu için belli alanlara temas ederek ilimizi tanıtmaya çalışacağız. Siirt ilimiz aynı zamanda Buryanı'yla meşhur. Tillo'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesi ve onun hocası İsmail Fakirullah hocasıyla olan sevgisine karşı Işık Hadisesi Türkiye çapında, dünya çapında bilinen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir sözü var. Hocamın alnına doğmayan güneşi neyleyeyim diyerek, düşünerek Tillo ilçemizden 4 kilometre uzaklıktaki bir tepede Işık Hadisesi'ni bir duvar ortasından yansıtarak türbenin hemen kulesine, kuleden kırılmayla sabah doğan ışığı hocasının alnına yansıtıyor. Bir manada diyor ki, ışığı hocamın alnını öptütüyorum falan anlamında kullanıyor. Dolayısıyla Siirt'imiz bu özelliklerle öne çıkan birçok özelliği var ama temel özelliği din eğitimine verdiği önemden kaynaklanıyor. Din eğitimi insanla başlayan bir eğitim, Hazreti Adem ile başlayan. Din insanla başlamış, günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar inşallah devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığımız, insanlarımızın her kesimine din eğitimi veren bir kurum. İhtiyaç odaklı, yaşlı, sınır yok. Okul öncesi denen, bizde 4-6 yaş Kur'an kursu olan eğitim yanında hafızlık eğitimi, temel İslami eğitim Siirt'imizde yapılmakta. 4-6 yaş niye önemli? Çünkü eğitimciler diyorlar ki 0-6 yaş aralığında verilen eğitim %80, 70, 60 diyenler de var. Karakter ve şahsiyeti bu arada oluşuyor. Dolayısıyla çocuk boş kaba benzer, su konduğu kabın şeklini alır. Ve 4-6 yaş Kur'an kurslarına gittiğimizde yavrularımızla buluştuğumuz zaman onların gözlerindeki o sevinç ve mutluluk, hocalarımızın bir manada 24 saat öğrencileri nasıl eğitiriz, onların gönüllerine nasıl dokunuruz, onların gönülleri nasıl işleriz diye 24 saat plan ve program yapmaktadır. Nurettin Topçu hocamız, din eğitimi gönül eğitimidir derler. Dolayısıyla 4-6 yaş eğitimi de gönül eğitimidir. Bilgiden daha çok gönüllerini işlemeye, dokumaya, bir manada sanatkarlıktır 4-6 yaş öğretmenliği diye düşünüyorum. Son zamanların en önemli faaliyetlerinden biri de 4-6 yaş Kur'an kurslarıdır. Çocuklarımızın öğrenmeye en elverişli oldukları bir çağda onlara Allah'ı, peygamberi, ahlakı öğretmek
sağlam temelli nesiller oluşturmak anlamına gelir. Çocuklarına ve gençlerine emek vermeyen toplumlar, geleceğe ümitle bakamazlar. Bu şuurla hayata geçirilen 4-6 yaş kursları, Siirt'te büyük ilgi görmektedir. Peygamber Efendimizin veda hutbesinde buyurduğu üzere, ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Bizler Yeni Mahalle Kur'an Kursu öğreticileri olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu Kur'an kursları öğretim programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmekteyiz. Kursumuz bünyesinde hem ihtiyaç odaklı hem de 4-6 yaş sınıfları mevcuttur. 4-6 yaş sınıflarında 36, ihtiyaç odaklı sınıflarımızda 180 öğrenciyle birlikte kursumuzda toplamda 216 öğrenci bulunmaktadır. Sayın Müftümüz Vehhab Kapıcıoğlu ile yaptığımız bir toplantıda kendisinin 4-6 yaş kurslarının öneminden bahsetmesi, bu konudaki mevcut kursların değerlendirilmek istenmesi üzerine yaptığı bir konuşma üzerine kurs bünyesinde mevcut bir ortamımızın bulunduğunu, bizler de bu eğitim sürecine dahil olmak istediğimizi ifade ettik. İl müftümüz, hocalarımız ve yardımseverlerin desteğiyle 3 hafta gibi çok kısa bir sürede 4-6 yaş sınıfımızı eğitim öğretim verecek bir biçimde düzenledik ve daha tadilat aşamasında çok güzel tepkiler aldık çevremizden. Herkes 4-6 yaş kursumuzun açılışını büyük bir sabırsızlıkla bekledi ve açıldığı ilk günden itibaren kayıtlarımız kısa sürede doldu ve şimdi de aynı dolulukla elhamdülillah devam ediyoruz. Ve yeni 4-6 yaş kursları da açarak birçok yerde hizmet vermeye devam etmekteyiz Allah'ın izniyle. Destekleri ile bizleri yalnız bırakmayan il müftümüze, hocalarımıza ve yardımseverlere şükranlarımı bir borç bilirim. Kızımı Kur'an kursuna gönderiyordum. Hocalarımızdan da çok memnundum. Ben önceden bu mahallede oturuyordum. Şu an farklı bir mahalleye taşındım. Hocalarımızdan çok memnun kaldığımdan dolayı kızım da bana bilgi verdi. Anne işte burada kreş açılacak diye. Ben de çok mutlu oldum. Allah razı olsun Gülsüm Hoca, diğer hocalarımız birebir ilgili ve alakadardır. Kızımı o şekilde duyduktan sonra işte oğlumu buraya getirdim. Ya oğlum sofraya oturduğu zaman besmele ile başlamayı öğrendi. Yemek yedikten sonra elhamdülillah diyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Abilerine karşı davranışları daha bir iyi oldu. Daha düzenli bir şekilde derslerini yapmaya başladı. Daha sakin. Benim oğlum çok hiperaktif bir çocuktur. Daha sakin bir şekilde, daha programlı bir şekilde evde zaman ve vakit geçirebiliyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hani anlıyorum ki bu hocalarımızdan kaynaklanıyor. Verdiği eğitimden kaynaklanıyor. Altı yaş Kur'an kursları son zamanların en güzel kazanımlarından, başkanlığımızın halkımıza, bizlere en güzel armağanlarından biridir. Geleceğe yönelik çocuklarımızın dini, manevi, milli değerler ile buluşmasıdır. Çocuklarımızın öğrenmeye en elverişli olduğu bir dönemde, bu karakter gelişim döneminde onlara Allah'ı, peygamberi ve güzel ahlakı öğretmek, uygun bir şekilde bunları öğretmek ve sağlam temelli nesiller yetiştirip manevi değerlerle büyümesine destek olmak bizim için mutluluk verici bir durum. Çocuklarına ve gençlerine emek vermeyen toplumlar geleceğe ümitle bakmazlar. Bu şuur doğrultusunda bizler için ve bütün herkes için de 4-6 yaş kursları büyük önem arz etmektedir. 4-6 yaş kursları çocuklarımızın sosyalleştiği ve toplumla bütünleştiği kurslardır. Çocuklarımızın kişiliğinin büyük bir bölümünün oturduğu dönemdir. Gayemiz 4-6 yaş kurslarında yalnızca Kur'an-ı Kerim'i öğretmeyip dini, milli, ahlaki değerler de vermektir. Başkanlığımız eğitim sürecinde yayınlarıyla bizlere destek olmaktadırlar. Kur'an öğrenmeye hazırlık elifba kitapları, değerler eğitimi serileriyle İslam'ın temel değerleri olan Allah ve peygamber sevgisi, vatan ve bayrak sevgisi, hoşgörü, sorumluluk, sevgi, saygı, paylaşmak gibi birçok kitapla çocuklarımızın eğitimiyle yakından ilgilenmektedirler. Bunun yanı sıra bilişsel ve kas gelişimini destekleyici, psikomotor gelişimlerine katkıda bulunucu, kesme, yapıştırma, boyama, çizgi çalışmaları ve bunun gibi birçok değerlerle çocuklarımıza destek vererek okul öncesi eğitimlerini de almak için elimizden gelen çabaları gösteriyoruz.
Böylelikle çocuklarımız, öğrencilerimiz derslerini hem yaparak hem de yaşayarak öğreniyorlar. Rabbim bu güzel ve kutlu yolda en güzel şekilde Kur'an öğretmeyi, yaşatmayı ve Kur'an ahlaklı nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip etsin inşallah. İşte eşimin araştırmaları sonucunda 4-6 yaş çocukları için Kur'an kursunda sınıf açıldığını öğrendik. Ve çocuğumuzu buraya kaydettik. Ve çocuğumuz severek gidip geliyor. Çok memnunuz. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Çok ilgililer. Hepimizin bildiği gibi çocukların 4-6 yaşta tam karakterlerin oturduğu yaşlardır. O yüzden dini eğitim almaları çok önemli. Bu bütün hayatlarını etkileyeceği için böyle bir karar aldık. Çocuğum eve geldiği zaman çok güler yüzlü, okulda aldığı eğitimleri bize aktarıyor. Çok memnun, çok seviyor hocalarını, arkadaşlarıyla iletişimi çok güzel. Burada öğrendiği dini bilgileri geliyor, bizimle paylaşıyor. Burada sofra duasını öğrendi, hep birlikte evde okuyoruz. Onunla birlikte biz de öğreniyoruz. Bu yaşlarda çocukların bu dini eğitimi almaları çok önemli. Çünkü bütün dediğim gibi hayatlarını etkileyen bir yaş. Hocalarımızdan da Allah razı olsun çok güzel eğitim veriyorlar. Ve bu yaşta çocukların düzgün bir eğitim almaları çok önemli. İnsanoğlu dünyada birçok imtihanla karşı karşıya kalır. Bu imtihanlardan biri de engelliliktir. Engelli kardeşlerimiz, İmtihan gereği bir uzuvlarını kaybettiklerinde Allah'ın merhametine daha çok muhatap olurlar. Yeter ki kalplerindeki imanın güzelliğini tatsınlar. Siirt'te engelli kardeşlerimizle ilgilenen değerli hocalarımız, Kur'an okuyan ellerle tanışmamıza, engelli kardeşlerimizin dünyasını anlamamıza vesile olurlar. Başkanlığımız tarafından bize bu görev tebliğ edildiği günden beri elimizden geldiği kadarıyla bu hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu hizmeti yaparken de özellikle mesuliyet ve mensubiyet bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz. Nihayetinde bu kardeşlerimizin pozitif olsa da bir ayrımcılığa, bir ilgiye, bir alakaya ihtiyaçları var. Bu bilinçle ilk görev tebliğ edildiği günden beri bunu yapmaya özen gösteriyoruz. Özellikle bu çalışmalarımıza başlarken engelli derneklerimizle irtibat haline geçtik. Onlarla toplantılar yaptık. Müftülük olarak eksiklerimiz varsa yerinde görmek istedik. İstişarelerde bulunduk dediğim gibi. Onlardan da geri dönütler aldık. Daha sonra rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ettik. Onlarla da belirli toplantılar, istişareler yaptık. Çocuklarımızı orada ziyaret ettik. Daha sonra biz acil olarak ilimizin bir görme engelli kursuna, Kur'an kursuna ihtiyaç olduğunu gördük. Özellikle ilk önce görme engelli kursumuzu açtık. Öğrencilerimizi ağırladık. Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu engellilere yönelik yarışmalarında da bizler de bulunduk ilimiz olarak. Bir görme engelli kardeşimizi 2018 yılında gönderdik. 2017 yılında işitme engelli bir kardeşimizi de Umre'ye gönderdik. Geriye de inanılmaz dönütler aldık elhamdülillah. Olumlu anlamda çok güzel dönütler oldu. Daha sonra bu kardeşlerimizle yemekli toplantılar yaptık. Özellikle pandemiden önce. Yemekli toplantılar niye düzenledik? O samimi ortamın kaçmaması adına. Onlarda da elhamdülillah çok güzel verimler aldık. Çok güzel bağlar oluştu bu neticede engellilerle müftülük arasında. Daha sonra engelli kardeşlerimizi bu şekilde de tabii bırakmadık. Evlerinde ziyaret ettik bu sefer. Ailelerimizle görüştük. Orada da bu sorunlarımızı istişare ettik. Katkılarını bekledik. Bu şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle ilimizden bulunan merkez camilerinin bütün engelli kardeşlerimizin ulaşabileceği şekilde, hizmet alabileceği şekilde düzenlemeye çalıştık, düzenledik. Onun için bizler de zaten koordinatörlük olarak bu engelli kardeşlerimizin hizmeti içimiz buradayız. Hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah.
İlk önce biz Kur'an kursuna gittik. Orada herkesin öğrendiği gibi biz de Braille alfabesinden Kur'an-ı Kerim öğrendik. Bizim normal ilahiyat bitirmiş Kur'an kursu öğretmenine, benim ilkokul öğretmenim Melek Hoca ona Braille alfabesini öğretti. O da bize öğretti ve bize Kur'an'ı okuduk. Çok güzel bir duygu. Ben Kur'an okumayı çok seviyorum. Başkanlığımızın bize göndermiş olduğu engellilere yönelik bütün materyalleri bizler de engelli kardeşlerimize ulaştırdık. Bunun yanı sıra bizim ihtiyaç olduğumuz yayınları biz kendimiz de başkanlıktan istedik. En kısa sürede bize ulaştırdılar. Bizler de tekrardan onları engelli kardeşlerimize ulaştırdık. O yayın anlamında herhangi bir sıkıntı çekmedik. Özellikle Siirt'te Braille alfabesinde eğitim veren Kur'an kursumuz yoktu. Özellikle Kur'an eğitiminde, yani milli eğitimde de yok. Biz bunu başardık elhamdülillah. Şu an bu şekilde Kur'an-ı Kerim'ini hatmeden, bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i bitiren ve okumaya devam eden öğrencilerimiz var, çok şükür. Özellikle ben bunu ilk Kur'an kursumuzda yaşadım. Kur'an kursu açtığımız dönemde, ilk açtığımız dönemde Kader diye bir kızımız vardı, bir görme engelli kızımız vardı. Ben kursun sonunda ziyaret ettim kursu. Hocam dedi bana Kader, eğer müsaade ederseniz ben ilk Kur'an-ı Kerim'imi hatmettim, bitirdim. Eğer müsaade ederseniz ben bunu size hediye etmek istiyorum dedi bana. Yani kabul eder misiniz dedi. Yani benim alabileceğim en güzel hediyeydi bu benim açımdan. Yani çok güzel oldu, inanılmaz bir duygu yoğunluğu oldu bende. Yani alabileceğim şu an en güzel hediyeydi. Yani bir görme engelli kardeşimizden böyle bir hediye almak. Ya o şekilde yani bir somutlaştırmak gerekirse böyle kendim bir dönüt de aldım. Ailelerden müftülüğümüzü ziyaret eden oldu, teşekkür eden oldu, başkanlığı arayan oldu. İlgi ve alakalarından dolayı özellikle bize teşekkür ettiler. Müftülük olarak tabii teşekkür ettiler bize. Çok güzel dönütler oldu o açıdan. Yani şu an özellikle o dönütler aldıktan sonra yorgunluk varsa yorgunluk kalmıyor. O zaman eğer bir zaman harcamışsak keşke biraz daha uğraşsaydık diye düşünüyoruz. Okul hocam vardı benim ortaokuldayken. O beni tanıştırdı. Böyle böyle bir kurslar var, katılmak ister misin? Tabii benim de Kur'an okumak en büyük hayallerimden biriydi benim. Çok şükür tanıştım, Gülistan hocalarla falan tanıştım. Kur'an kursuna yazıldım, Kur'an'ımı güzel güzel okudum. Daha sonra Diyanet'in düzenlediği yarışmalar oldu. Umre'yi kazandım. Allah razı olsun böyle bir yarışmayı düzenlediklerinden ötürü. Çok teşekkür ediyorum onlara. Hiç olmadığım yerde Umre'yi kazandım ben. Çok mutlu oldum. Çok iyi oldu benim için. En büyük hayallerimden biriydi benim. Kur'an okumak benim karanlık dünyamı aydınlattı. Çok mutlu oldum. Allah'ın kelamını okumak, onu hissetmek en büyük hayallerimden biriydi ve bunu gerçekleştirdim Diyanet sayesinde. Allah razı olsun. Hocalarımız bizim gerçekten çok emek verdiler, çok emek sarf ettiler bizim için. Elinden geleni yaptılar. Ömer Hoca olsun, Gülistan Hoca olsun, hepsi de çok iyilerdi. İyiler, Allah razı olsun hepsinden. Sadece tek isteğimiz eğitimimize devam etmek. Onlardan tek ricamız eğitimimize devam etmek. Toplumu oluşturan en küçük yapı taşı ailedir. Dinimiz ve kültürümüz bizlere aileyi sağlam temeller üzerine kurmayı, herhangi bir sıkıntı yaşandığında da o sıkıntıyı Allah ve Resulünün emirleri istikametinde ortadan kaldırmayı öğütlemektedir. İl müftülüğümüze bağlı aile ve dini rehberlik bürolarımız, şehrimizde bulunan bütün ailelerin aile kurmak isteyen gençlerin sorumluluğunu üzerinde hissetmektedir. Huzurlu bir aile ve huzurlu bir toplum yapısına katkı sunmak için hocalarımız her zaman hazırdır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın önemli hizmet alanlarından bir tanesi de aile, dini ve rehberlik bürolarımızdır.
Buralarda ne yapılıyor? Problemi olan, danışmak isteyen ailelerimiz, insanlarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz burada görev yapan vaizlerimize, vaiz hanımlarımıza gelerek problemlerini açarak bir manada terapi oluyor, bir manada kafasındaki sorunun cevabını alıyor. Rahatlayarak, gerçek bilgiyi alarak evlerine dönüyor. Sadece aile dini rehberlik bürolarımız bu hizmeti yapmıyorlar. Aynı zamanda alo fetva hizmeti yapmaktadırlar. İnsanlarımız evlerinde kafasına takılan veya yapacağı bir şeyin doğru olup olmadığını öğrenmek için aile dini ve rehberlik bürolarımıza telefon açarak problemini, sorusunu soruyor, cevabını alıyor ve o doğru bilgiyi hayatına tatbik etmeye çalışıyor. Aynı zamanda bu büromuz, aile dini ve rehberlik büromuz, büromuzun dışında da yurtlarda üniversite öğrencilerimize konferanslar, seminerler yapmaktadır. Koordine ettiği Kur'an kursu öğretmenlerimizle, vaizlerimizle, sevgi evlerinde olan kardeşlerimize dini bilgiler, Arapça öğrenmek isteyenlere Arapça dersler, tefsir dersleri, ilmihal dersleri, Kur'an eğitimi dersleri yapmaktadır. Dolayısıyla aile ve dini rehberlik bürolarımız Diyanetimizin temel taşlarından bir tanesidir. Çok önemli bir hizmet yapmaktadır. İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda bir anekdot paylaşmak isterim. Yaşlı annelerimiz, yaşlı derken aslında biyolojik yaşları yaşlı ama psikolojik olarak çok genç. 50-60 yaşında, 70 yaşında Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Girdiğim Kur'an sınıflarda Kur'an-ı Kerim öğrenen annelerimiz kim diye sorduğumda onları parmak kaldırdığı an şöyle bir soru yöneltiyorum. Kur'an öncesi evinizdeki durum hayatla Kur'an okuduktan öğrendikten sonraki hayatınızda bir değişim oldu mu diye bir soru yöneltiyorum. Aldığım cevap çok enteresan. Birçok yerde bu cevabı aldım. Diyorlar ki Kur'an öncesiyle Kur'an sonrasını şöyle anlatabiliriz. Evimizin cennete döndüğünü, evimizde bir huzurun geldiğini hissediyoruz. Aile, Yüce Rabbimizin varlığına şahit kıldığı bir nimet. Ama aynı zamanda biz insanlar için bir imtihan. Belki de imtihanların en büyüğü. Cenab-ı Allah, nimet ve imtihan denkleminde biz kullarına bazı sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluklar, ailenin varlığını, korunmasını ve neslin devamını sağlama sorumluluklarıdır. Bu bağlamda bizlerin, yani nefislerimizin ve nesillerimizin toplumu inşa edebilmesi, tabiatı imar edebilmesi ve bunu yaparken de Allah'ın iradesi doğrultusunda yapması ancak bu sorumluluk bilinciyle hareket eden eşlerin birbirini koruyup kollaması, gözetmesi, birbirine örtü olması ve şefkat temelli bir ahlak anlayışını geliştirmeleriyle mümkündür. Biz aile ve dini rehberlik bürosu olarak bir vaiz, bir din hizmetleri uzmanı, 5 Kur'an kursu öğreticisi arkadaşımızla birlikte bir ekip ruhuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken İl Müftümüz, İl Müftü yardımcılarımız ve Siirtli halkımızın gerçekten de büyük desteklerini görüyoruz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda pek çok faaliyet yapmaktayız. Bu faaliyetlerden bazılarını sayacak olursam, seminerler düzenlemekteyiz, aile eğitimleri vermekteyiz, konferanslar düzenlemekteyiz. Yaşlılara yönelik programlarımız oluyor. Aile buluşmalarımız, anne kız buluşmaları, gelin kayınvalide buluşmaları ve site sohbetleri yaptığımız temel faaliyetlerden bazılarıdır. Biz tabii bu faaliyetleri yürütürken diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmayı temel ilke kabul ediyoruz. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yakın bir çalışma içerisindeyiz. Öncelikle Siirt'te Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olduğu ve seminerler düzenlendiği hakkında bir bilgim yoktu. Burayı Sabahat hocamızın daveti üzerine keşfettim. Keşfettim diyorum çünkü keşfetmek benim için önemli. Biraz seçici bir insanım. Seminerlere katıldım. Seminerlere katılmaya devam ettim. Seminerlere katılmaya devam etmemdeki etkenlerden bahsedecek olursam şu şekilde. Bir kere doğru dini bilgilendirme ki bu benim için çok önemli.
Katıldığım her seminerin farklı, dinamik ve güncel olması benim seminerlere tekrar tekrar gelmemi etkiledi. Seminerlerimiz şu şekilde geçiyordu. Sadece Sabahat Hoca'nın aktif olduğu bir süreç değildi. Mesela Sabahat Hoca'nın yönlendirdiği sorular ile bizler de pasif durumdan aktif duruma geçerek hem sıkılmamızı engelliyordu bu, hem de soru sormamız da bizi cesaretlendiriyordu. Ki soru sorduğumuzda biz de aktif oluyorduk bu durumda. Sorularımız kesinlikle havada kalmıyordu. Sorularımız tatmin edici cevaplarla cevaplandırılıyordu. Hatta bazen bizi etkileyen cevaplar bile alıyorduk. Bu bizim için çok güzel oluyordu. Bundan dolayı tekrar tekrar devam ettim seminerlere. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak biz sorun bazlı proje üretmeyi önceliyoruz. Danışanlarımız buraya gelip, yani Aile ve Dini Rehberlik Büromuza gelip yüz yüze sorunlarını anlatıp sorularını sorabildikleri gibi telefonla da bağlanarak sorun ve sorularını bize iletmekteler. Biz bize gelen bu soru ve sorunların öncelikle analizini yapıyoruz. Sonra bunları tasnif ederek bir sorun haritası oluşturuyoruz. Bu sorun haritası SİRT'in sorunlarını daha iyi görmemize vesile oluyor ve daha sonra bu sorunlara çözüm olabilecek çözüm odaklı projeler üretmeye başlıyoruz. Örneğin Geleceğim Sensin projesi, gençliğe yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yürüttüğümüz bir projeydi. Mahremiyet Bilinci projemiz, toplumun tüm kesimlerine yaymaya çalıştığımız önemli bir projemizdi. Yine Kitapla Yaşıyorum projesi, kitap kritiğini esas alan bir projeydi. Malumunuz günümüzde ailede baş gösteren sorunlar var. Dolayısıyla günümüzde ailede baş gösteren sorunlara çağın farkındalığıyla yaklaşacak, rehberlik edecek din görevlilerimize bu noktada katkı sağlamayı amaçladığımız için böyle bir proje yaptık. Bu projede başkanlığımız yayınlarından çıkan aile kitaplarını alanlarında uzman hocalarımızın riyasetinde kritik etme imkanı bulduk. Yine sosyal sorumluluk projesi olarak anlatabileceğim diğer bir projemiz Umudum Sen Ol projesi. Umudum Sen Ol projesiyle bizler dar gelirli vatandaşlarımız ve mülteci kardeşlerimize bir yandan maddi destek sağlarken öte yanda kadının ailede statüsünün yükseltilmesi, çocuk ihmal ve istismarıyla mücadele, bağımlılıkla mücadele, öfke kontrolü, ailenin korunması, kız çocuklarının okullaşması ve bunun gibi pek çok konuda evlerini ziyaret ederek seminerler yapma imkanı bulduk. Yazın pek çok ebeveynden çocuklarının internette çok fazla zaman geçirdiğini, hatta oyun bağımlısı olduğuna dair şikayetler aldık. Bizler bu soru ve sorunları alarak neler yapabiliriz diye düşündük. Çünkü çocukluk dönemi insan hayatı için temel olabilecek bir özelliğe sahip. Dolayısıyla çocuklarımızı internet ortamından uzak tutmak, ekranlardan daha az zarar görerek bir yazı geçirmelerine vesile olmak için Yazı Yaşa ve Yazda Yaşa adlı bir yaz okulu projesi gerçekleştirdik. Aile Dini Rehberlik Bürosu'na ilk tanışmam Sabahat Hoca'nın bizim siteye semineriyle başladı. Bu ADR ile ilgili. Çok da beğendik. Çok hoşumuza gitti. Etkilendik komşular site olarak. Aile Dini Rehberlik Bürosu olsun, dini rehberlikte hepsinde katılıyorduk. Dünya Kadınlar Günü'nde olsun, Anneler Günü'nde olsun. Yani her faaliyetlerinde illaki gitmeye çalışırız. Çok da beğenerek seviyoruz yani. Çok inandırıcı geliyor. Daha içten geliyor. Sabahat Hoca'yla da zaten o yüzden bile böyle sanki bir aile gibiyiz. Abla kardeş, hocamız çok böyle içten. Yani onun yanında rahat her istediğimiz soruyu sorabiliyoruz. Güzel cevaplar da alıyoruz, Allah razı olsun. Gençlerimiz geleceğimizdir, ümidimizdir, en önemli varlığımızdır. Gençliğine sahip çıkan, onları
eğitimli ve güzel ahlaklı bir şekilde yetiştiren toplumlar, geleceklerini inşa etmiş olurlar. İşte bu anlayışla, gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdüren hocalarımız, Siirt'te yaşayan bütün gençlerimizle tek tek görüşmeyi hedefliyor. Diyanet Gençlik Siirt İl Koordinatörlüğü olarak gençlerimizin iyi yetişmesine önem veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gençlerimiz eğitim konusunda herhangi bir ihmale uğrarsa bu bizim geleceğimizi etkileyecektir. Gençlerimiz geleceğimizdir. Geleceğimizi imar etmek istiyorsak gençlerimize zaman ayırmalı ve onların eğitimi için çalışmalıyız. Diyanet Gençlik olarak gençlerimizin vatanına, milletine, bayrağına, dinine sahip çıkmalarını amaçlıyor ve bu doğrultuda faaliyetlerimizi düzenliyoruz. Sosyal, kültürel, milli ve manevi değerler kapsamında gençlerle bir araya geliyor ve bu manevi değerlerimizi daha iyi yaşamaya özen gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz projelerden bir örnek verecek olursak, günümüz gençleri geleceğimizin gençleriyle buluşuyor projesiyle gençlerimizle beraber ilk öğretim okullarını geziyor, çocuklarla oyunlar oynuyor ve onlara hediyeler dağıtıyoruz. Bunların yanı sıra geziler ve piknikler düzenliyoruz. Sabah namazı buluşmalarıyla gençlerle güzel bir an yaşamaya gayret gösteriyoruz. İlimizin kültürel ve tarihi mekanlarını ziyaret ediyor, türbelere giderek orada dualarımızı yapıyoruz. Diyanet Gençlik İl Koordinatörlüğü olarak gençlerin eğitimine önem veriyoruz. Bu çerçevede camilerimizde gençlik ofisi ve gençlik okuma salonları kurarak gençlerimizin rahatça gelip ders çalışmalarına imkan sağlıyoruz. Kitap okumalarına fırsat veriyoruz. Zaman zaman bizler de onlara katılarak hem derslerine yardımcı oluyor hem de onlarla beraber kitap okumaya fırsat buluyoruz. Lise son sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlar vasıtasıyla gençlik buluşmalarına davet edildim. Gördüğüm güzel ilgi, alaka ve hoş muhabbet karşısında ben de bu halkanın bir ferdi olmaya karar verdim. Hocalarımızla beraber belli faaliyetlere katıldık. İlk katıldığım faaliyet günümüz gençlerini geleceğin gençleriyle buluşturuyoruz faaliyeti. Bu bağlamda ilköğretim okulu öğrencilerini ziyaret ettik beraber. Beraber oyunlar oynandı, hediyeler dağıtıldı. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Diyanet Gençlik Merkezi açarak gençlik merkezimizde okuma salonları, çok amaçlı salon, oyun salonları ve derslikler açtık. Bu sayede gençlerimiz hem eğitim alıyor, hem sosyalleşiyor, hem arkadaşlarıyla oyun salonlarında güzel vakitler geçiriyor. Bize gelemeyen gençlere biz gittik. Milli eğitime bağlı okullar olsun, elimizden geldiği kadar il müftümüz, müftü yardımcılarımız ve vaizlerimizi görevlendirerek okullarımızda konferanslar düzenledik ve gençlerle bir araya gelmelerini sağladık. Diyanet İşleri Başkanlığımız birçok kurumla yapmış olduğu protokoller sayesinde birçok kesime din hizmeti sunma imkanı sağlamıştır. Bunlardan biri de gençlik spora bağlı gençlik merkezi ve yurtlardır. Gençlik merkezine ve yurtlara görevlendirdiğimiz manevi danışmanlarla gençlere daha çabuk ulaşma imkanı sağlıyoruz. Manevi danışmanlarımız gerek kantinde, gerek yurt bahçesinde, gerekse oda ziyaretlerinde sık sık gençlerle bir araya geliyor ve onların dertlerini dinliyor, onlara derman olma çaresine girmektedir. Bununla beraber dini gün ve gecelerde ve haftanın belirli günlerinde manevi danışmanlarımız gençlerle bir araya gelerek onlara sohbetler ve gençlik halkaları oluşturmaktadır. Yurtlarda ve gençlik merkezinde açmış olduğumuz D grubu Kur'an kursları sayesinde gençlerimize Kur'an eğitimi veriyor, bunun yanında din eğitimi de sağlamaktayız. Çocuklarımız bizim için bir emanettir. Bizler de çocuklarımızın hem vatana, millete, bayrağa ve dinine sadık birer birey olarak yetişmeleri için çaba sarf etmekteyiz. Çocuklarımızın
camiye daha çok alışması ve cami şuuru kazanabilmesi için din görevlilerimiz tarafından çocuklara yönelik faaliyetler düzenlenmektedir. Bunlardan bir tanesi cami market. Çocuklarımız namaza katıldıkları her vakit için birer puan kazanmakta ve topladıkları puanlarla cami marketten istediği alışverişi yapabilmektedir. Bununla beraber halı saha maçları, piknik ve geziler, sinema ve yüzme havuzu faaliyetleri gibi faaliyetlerle çocuklarımızı sadece dini anlamda değil, sosyal olarak da geliştirme hizmeti sunmaktayız. Hocalarımıza dertlerimizi anlattık. Hocalarımız da bizi dinledi. Dinledikçe de bizlere yardımcı olmaya çalıştılar. Elimizden tutmaya çalıştılar. Biz fark ettik ki gençleri tutmaya çalıştıkları için başka arkadaşlarımızı da buraya yöneltmeye çalıştık. Ve hocalarımız da onların ellerinden de tutuyorlar. Onların dertlerini de dinliyorlar. Evet, tavsiye ederim. Hem de çok tavsiye ederim. Çünkü çok faydalı. Gençlerin camiye gitmeleri. Camiye gitmelerinden ziyade hocalarımızla birlikte yaptığı programlar, yaptıkları işlerle birlikte gidip gelmelerini yani çok tavsiye ederim. Çok iyi ve güzel hizmetler var. Çok yani hangisini sayacağımı bilmiyorum yani bayağı Allah'ın adı razı olsun çok faydaları dokundu bana. Yani hayata nasıl tutunacağımı, ya ortama nasıl gireceğimi, bir insanla nasıl konuşacağımı, oturacağımı, kalkmam yani her konuda yardımcı oldular hocalarımız bize. Din görevlisi adı üzerine imam, halkımız da imam sıfatını veriyor. İmam bir manada önder, lider demektir. Toplumu sürükleyen, toplumun peşinden götüren insan. Dolayısıyla toplumun önünde olan, din görevlisi olan, din gönüllüsü olan, hatta dininin görevlisi olan, aslında her insan dininin görevlisidir, din görevlisidir. Dolayısıyla anne babalar da evde çocuklarının din görevlisidir, öğretmenleridir. Ama bunu profesyonelce hizmet yapan din gönüllüsü değerli hocalarımız, insanlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlarımızın bir manada cami dışına çıkarak mahallenin imamı olmak zorunda ve son yıllarda bu Diyanet İşleri Başkanlığımız mahalle imamı, her imamın belli gençlerle, en az 10 gençle diyalog kurarak onlarla günlük, haftalık, aylık, yıllık plan ve program çerçevesinde onlara dokunmayı teşvik ediyor. Her ilimiz ve ilçemizde bulunan ilçe müftülerimiz ve il müftülerimiz, din görevlisi kardeşlerimizle beraber gençlik merkezlerini çok önemsediğimiz, oralarda gençlerle beraber kitap okuma, kitap kritiği yapma. Dolayısıyla gençler bizim geleceğimiz olduğu için din görevlisi kardeşlerimiz gençlere ve topluma örnek olmak zorunda. Din görevlilerimiz hayatın her alanında mesai kavramından bağımsız olarak milletimize hizmete devam etmektedir. Din görevlilerimiz doğumdan ölüme kadar ve hayatın her anında yanımızda olan manevi kahramanlarımızdır. İşte hayatını mesleğine ve gençlere adamış değerli hocalarımızdan birisi. İsmim Mehmet Ramazan Toprak. 1979 Siirt doğumluyum. Hali hazırda Siirt'in merkezinde bulunan Ensar Camii İmam Hatibi, uzman imam hatibi olarak görev yapmaktayım. 2014 yılında camimize atandım. Bu camiye atandığımda tabii biraz fıtrat olarak içim biraz kıpır kıpır. Hem bu caminin içerisinde ne yapabiliriz, bu mahallede ne yapabiliriz? Sonra önce biz bir gönül dünyamızda bir keşifler yaptık. İç alemimizde bir keşifler yapmaya başladık. Şuraya ne yapabiliriz, buraya ne yapabiliriz? Ve mahallenin konumu da çok önemli. Etrafımız hep okullarla dolu elhamdülillah. Dört bir yanında okullar var. İlköğretim okulları, ortaokullar, liseler. Bu noktada camimizin çok şanslı olduğunu ve bu noktada bizim okullara yönelik, öğrencilere yönelik, çocuklarımıza yönelik birçok çalışmalar yapmamız gerektiğinin kanaatine vardık. Tabii yine bu noktada camimizin konumu itibariyle Siirt'imiz hemen hemen en büyük mahallesine hitap etmesi. Takriben mahallemiz bugün 30 binlik bir nüfusa sahip. Bu noktada da yani genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla,
kadınıyla herkese ulaşmamız gerektiğinin kanaatine vardık. O zaman camimizin bünyesinde erkek Kur'an kursu, kız Kur'an kursu, gençlik merkezi gibi yerlerimiz yoktu. Dolayısıyla camimizin hemen yanında bulunan küçük bir arsamız vardı. O arsa içerisine camimizin birçok müştemilatını oraya taşıdık. Mesela şadırvandır, vecedir, abdest alma yerleri, cenaze yıkama yerleri gibi vesaire olan yerleri oraya taşıdık. Hemen onun üzerine bir kız Kur'an kursu, bayan mescidi ve onun üstüne de yine böyle gençlerimizin gelip çalışabilecekleri, dinlenebilecekleri, kitap okuyabilecekleri üç katlı böyle bir mekan yapmış olduk. Elhamdülillah en son tabii yine bu çalışmaların neticesinde camimizin alt tarafını da yine tadilattan geçirmek suretiyle bir erkek Kur'an kursu kazandırmış olduk. Ben bu mahalleye 2013 yılında nasip oldum. Ev satın aldık, buraya taşındık ailece. Ondan sonra bir takriben böyle 8-10 ay sonra bu caminin müdavimlerindenken imamın, mevcut olan imamın tayin istediğini, yerine de Ramazan Toprak Hoca'nın getirileceğini öğrenince çok sevindik. Onun hafızlık yaptığı dönemlerden hatırlıyoruz. Heyecanla diğer camide bir şeyler katan bir kardeşimiz diye biz çok sevmiştik. Ondan sonra hakikaten Ramazan ayıyla birlikte gelip başlamasıyla hemen ivmeyi çok yükselterek, çıtayı çok yükselterek elhamdülillah cami cemaatinin bir an önce daha artışına vesile olmak adına önce mukabele programlarını daha önceden sadece bir namaz vaktinden sonrayken hem öğle hem ikindiden sonra yapılmaya başlandı. Elhamdülillah cami içerisinde yetişen hafızlar hafızlık belgelerini aldıktan sonra böyle bir program düzenleniyor ki bu hem aileleri tarafından hem mahalleli tarafından gayet takdir edilen güzel bir faaliyet olarak görmektedir. Bütün bunlar sadece sizinle olmuyor. Etrafınızda size güç katan, size güven veren, efendim size ufuk verecek, size yön verecek, size aşk verecek, size şevk verecek, sizi gecesiyle gündüzüyle çalıştıracak birilerin olması lazım. Onlar da kim olabilir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi gözlerimizin nuru gençlerimiz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz. Yani birçok hizmetimizi biz gençlerimizle, çocuklarımızla yürüttük elhamdülillah. 2014 yılından 2021 tarihine kadar, şu saate kadar hem erkek Kur'an kurslarımızda hem de kız Kur'an kursumuzda takriben 2000 kişi şu ana kadar elhamdülillah güzel kelamımızı güzelce öğrendiler, dini bilgiler öğrendiler. Bununla beraber bu çocuklarımıza dinlerine, diyanetlerine, vatanlarına, devletlerine, bayrağına, sancağına bir insan nasıl içtenlikle bağlı olabilir? Bunu aşılamaya çalıştık. Elhamdülillah 2000'e yakın çocuğumuz bu tezgahtan geçmiş oldu. Tabii bununla beraber elhamdülillah şu an itibariyle geldiğimiz noktada camimizin yine alt katında bir gençlik merkezi kazandırmış olduk. Bu gençlik merkezimizde kütüphanemiz, ondan sonra oyun salonumuz, sohbet salonumuz, çocukların eğitim göreceği salonlar ve 7'den 70'e herkesin gelip faydalanabileceği çok nezih bir ortam oluşturuldu. Bu noktada başta il müftümüze, emeği geçen bütün kardeşlerimize ben çok çok teşekkür ediyorum. Yani buna nasıl bir açıklık getirebiliriz? Mesela gençlerimizle Suriye'deki kardeşlerimizden tutun Filistin'e kadar Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Türkiye Diyanet Vakfımızın başlatmış olduğu bütün çalışmalarda fiilen görev aldılar. Elhamdülillah gecesini gündüzüne katarak bu noktada çalışmalar yaptılar. Rabbimize sonsuz hamdolsun en son sadece bizim camimizden gençlerimizin yardımlarıyla bir tır İdlib'e yardım göndermiş olduk. Bu da gençlerimizin gayretiyle oldu elhamdülillah. Bu gençlerimizle biz bazen hastane ziyaretleri yapıyoruz. Bu kardeşlerimize sevgi ve huzur evlerinden tutun da engelli evinde hasta olan kardeşlerimize kadar. İşte Ramazan-ı Şerif aylarında yardıma muhtaç olan kardeşlerimizin tespitine kadar ve onların evlerine götürülen yardıma kadar her şeyle gençlerimiz elhamdülillah ilgileniyorlar. Öncelikle buraya arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim.
Burada gerek Ramazan Hoca ile tanıştım önce. 40 günde 40 bisiklet etkinliğinde sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı namazlarını kılmak suretiyle 40 gün boyunca sürekli namazlara geldik. Hocalarımızın desteğiyle geldik buraya bu 40 gün boyunca. Sonra 40 günün sonunda bisiklet dağıtacakları zaman normalde 40 günde 40 bisikletti ama sağ olsun hocalarımız 80 bisiklet hatta daha fazla dağıttılar öğrencilerin fazla olduğu dolayı. Tabii ki arkadaşlar da hep beraber daha fazla öğrenci gelmesi oldu. Daha fazla gelmeye başladı öğrenciler. Allah Ramazan Hoca çok iyi bir insan, Allah razı olsun. Sürekli bizim hal ve durumumuzu soruyor. Bir ihtiyacımız olduğunda karşılıyor sağ olsun. Her zaman destekçimiz oldu. O ve diğer hocalarla beraber sürekli din dersi verdiler. Sürekli Kur'an'ı öğrettiler. Kur'an eğitiminin yanında ahlaki değerler, Peygamberimizin ahlaki ahlakımız olmasını istediler. Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde güzel şehrimiz Siirt'teydik. Siirt İl Müftülüğümüzün faaliyetlerine sizlerle birlikte şahit olduk. Bütün Siirt halkını bu faaliyetlerden faydalanmaya ve manevi alanlarda daha bilgili ve daha donanımlı olmaya davet ediyoruz. Bir sonraki bölümde başka bir ilimizde olacağız. Sağlıcakla kalın.